Merhaba sevgili izleyiciler, değerli takipçilerimiz. Biga Çarşamba Postası Gazetesi ve Çanakkale Medya Grubu olarak yaptığımız röportajların bu haftaki konuğu Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş. Biga Ticaret Borsası'nın işleyişi nasıldır, hizmetleri nelerdir ve Başkan Bülent Baş kimdir? Bütün merak edilen soruları soracağız ve Başkan Bülent Baş'tan cevaplarını alacağız. Öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. İlk olarak kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Adım Bülent Baş. 1976 Biga doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Evliyim. Bir çocuk babasıyım. 20 yıldan bu yana yem üretim işiyle meşgul oluyorum. 2009 yılından borsa camiasında var olmaktayım. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Aynı zamanda daha önceki yıllarda BİSİAD, Biga Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetiminde ve başkan yardımcılığı görevinde bulundum. 2022 Ekim ayından bugüne Biga Ticaret Borsası Başkanı olarak görev yapmaktayım. Peki, Biga Ticaret Borsası kaç yılında kuruldu ve kuruluş amacı nedir? Biga Ticaret Borsası 6 Haziran 1986'da kurulmuştur. Kurumumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı bir kurumdur. Borsamızın bugüne kadar 910'a yakın üyesi olmuştur. Tabii ki vefatlar olmuştur, kapanan üyelerimiz olmuştur. Şu an halihazırda aktif olarak 290 üyemiz mevcuttur. Peki ticaret borsasının kaç üyesi var ve şu an kaç çalışanı var? Ticaret borsamızın şu an aktif olarak 290 üyesi var ve 11 personelimiz var. Peki, borsanın işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Borsamız etkin işleyen piyasa mekanizmasının oluşmasında ürünlerin gerçek değerinin belirlenmesi, fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanması, alım-satımın güvenilir bir platformda yapılması ve ulusal ve uluslararası piyasa dengesinin kurulması amacıyla borsamız bu görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Biga Ticaret Borsası'nın testleri hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biga Ticaret Borsamız 1986 yılında kurulduğu gün Biga Çarşı Merkezi'nde bir kiralık ofiste işe başladık. Oradan bugünkü bu binamıza taşındık. Şu an burada bu hizmet binamızla beraber ürün laboratuvarımız var, elektronik laboratuvarımız var. Salon satışımız burada mevcut ve ağır tonajlı kantarımız burada mevcut. Aynı zamanda Göktepe'de orada da hizmet binamız, ürün laboratuvarımız, salon satışımız, ağır tonajlı kantarımız orada da mevcuttur. Başka bir hizmetimiz Karaçayır mevkiinde 14 bin metrekare alan üzerine kurulu bölgenin tek ruhsatlı hayvan pazarımız mevcuttur. Ve bunlara ilave olarak da 2016 yılında hayata geçirdiğimiz 4 derslikli anaokulumuz vardır, mevcuttur. Peki. Biga Ticaret Borsası'nın hizmetleri hakkında da bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Biga Ticaret Borsası'nın hizmetleri arasında 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Biga Belediyesi'nden arsayı, Biga Belediyesi'ne arsayı tahsis etti. Biz de buraya bir 4 derslikli anaokulu Biga Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hizmetine sunmuş olduk. Aynı zamanda 8 kez nefes kredisi adında
üyelerimize, BİGA'mıza 14 milyon TL tutarında bir nefes kredisi sağlamış olduk. Bunun yanında hayvan pazarımız zaten daha önce söylemiştim, bölgemize hizmet etmektedir. Göreve geldiğimizden bu yana yönetimdeki arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. BİGA'da neler yapabiliriz, bölgemize neler kazandırabiliriz. Bunun sonucunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın bölgeye çok ciddi destekler verdiğini gördük. Bize dedik ki bu desteklerden biz neden faydalanmayalım, bölgemize faydamız olmasın, vesile olmasın gibi. Bu toplantıdan çıkan sonuç da arkadaşlarla beraber bölgede bir ihtiyaç olan tahıl kurutma, mısır kurutma, buğday kurutma, ayçiçek kurutma, efendim söyleyeyim arpa kurutma adında bir kurutma tesisi kuralım istedik. Yaptığımız Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sunduğumuzda çok şükür bu proje kabul oldu. Bunun da imzalarını geçen gün atmış olduk. İnşallah bölgemize güzel bir kurutma tesisi kazandıracağız. Bu da çiftçimizin, üreticimizin menfaatine olan, faydasına olan bir tesis. Şimdiden BİGA'mıza hayırlı olsun diyorum. BİGA Ticaret Borsamız düzgün arşiviyle bölgemize bir fark yaratmakta. Bu arşiv sayesinde bölgemiz insanına 3000 kadar emeklilik şansını yakalattı. Herkes bize duacı oldu. Bizler de onlara duacıyız, sağ olsunlar. Bu projemizde bize desteklerini esirgemeyen grup başkan vekilimiz Sayın Bülent Turan'a, Sayın Jülide İskenderoğlu'na, Sayın Çanakkale Belediye Başkanımıza, Sayın İlgenel Meclisi Başkanımıza ve Çanakkale Ticaret Odası Başkanımıza buradan sizlerin vasıtasıyla tekrardan teşekkürlerimi sunarım. Sağ olsunlar, bize çok destek verdiler. Ne zaman arasak bize her zaman samimi oldular. Buradan tekrardan onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın zamanda Göktepe Hizmet Binamızda Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi Beyefendi'yi ağırladık. Burada İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız tohum dağıtım işini gerçekleştirdik. Ayrıca yakın zamanda Göktepe Hizmet Binamızda Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi Beyefendi'yi ağırladık ve burada BİGA İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız tohum dağıtma projemiz vardı. Bu projemizi Sayın Bakanımızın nezdinde gerçekleştirdik. Bu arada kendisiyle yakın konuşma diyaloğum oldu. Kendisine BİGA'yı, BİGA Ticaret Borsası'nı izah ettiğinde, tanıttığımda kendisi BİGA'da, ilçede böyle bir borsanın varoluşu ve bu denli güzel hizmetler yaptığını öğrenmiş olduğunu, çok memnun olduğunu dile getirdi. Bizi tebrik etti. Biz de kendisine buradan teşekkürlerimizi tekrardan sizin nezdinizde söylemek istiyorum. Sağ olsun, var olsun. Peki, siz ve ekibiniz göreve gelirken ne gibi projeleriniz vardı ve çalışmalarınız şu an ne durumda? Göreve geldiğimiz günden beri arkadaşlarla tek amacımız var. Bölgemize, köylümüze, çiftçimize, üyelerimize daha yakın, daha fazla hizmet sunmak, daha yakın olmak, bir telefon kadar yakın olmak istiyoruz. Bu zamanda bununla beraber biz basınla çok uzaktık.
Çünkü basın demek bizim için üyemize ulaşma yolunda bir yol. Bunun için dedik ki biz basın ve WhatsApp grubu kuralım. Yapmış olduğumuz hizmetleri basına direkt verelim. Onlar paylaşsınlar. Ve üyelerimiz onların sayesinde bu yapmış olduğumuz hizmetleri anında okusunlar, bilgi sahibi olsunlar diye hedefledik. Ve şu anda güzel gidiyor. Güzel bir koordinasyon kurduk. Yapmış olduğumuz hizmetleri anında basına verip bunları üyelerimize ilan ediyoruz. Hayvan pazarımızın birçok eksiği vardı. Göreve geldiğimiz günden hemen buraya giderek eksikleri tespit ettik. Üyelerimizin sıkıntılarını dinledik. Buradan yola çıkarak hayvan pazarımızın eksikliklerini giderdik. Şimdi bakıyoruz, üyelerimiz burada daha sağlıklı ve güzel hizmet almış oldular. Aynı zamanda hayvan pazarımızın bir hijyen sorunu vardı. Bununla ilgili ne yaparız diye baktık. Bununla ilgili birkaç çalışma yaptık ve şu an hayvan pazarımız her çarşamba sabah 6'da açılıyor. Biz salı günü genel temizliğimizi yapıyoruz. A'dan Z'ye temizliğini yapıp ilaçlayıp bir gün sonra üyelerimizin hizmetine sunuyoruz. Bigat Ticaret Borsası'nın protokol üyeleri ve diğer odalar ile olan birliktelikleri ve çalışmaları nelerdir? Tabii ki. Bigat Ticaret Borsası daha önce dediğimiz gibi Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'ne bağlı bir kurumdur. Ve Türkiye'de ticaret borsaları 113 adet, Çanakkale'de Merkez 1 ve Biga ticaret borsası olarak 2 tanedir. Biz Biga ticaret borsası olarak zaten protokol kurumları ile amirleri ile gayet iyi, güzel bir diyalogumuz var. Buna devam ediyoruz ve daha da bunu geliştirmek istiyoruz. Çağrılan davetlere icap etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu anda gayet uyumlu, güzel bir ilişkimiz var, ilişkilerimiz var. Böyle devam ediyor. Bizim Biga'da kardeş kurumumuz, Biga Ticaret Sanayi Odası odamız var. Bununla da gayet güzel ilişkilerimiz var. Sağ olsun Şadan Başkanım'la çok samimi bir diyalogumuz var. Peki son olarak halkımıza ve üyelerinize neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Biga Ticaret Borsası olarak biz başkan olarak ve yönetim olarak, meclisim olarak biz Biga'mızı seviyoruz. Üyelerimizi seviyoruz. Çiftçimizi seviyoruz. Biz bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu bir gün işi. Gerçekten borsamızı, Biga Ticaret Borsamızı nasıl bir adım ileriye bayrak yarı, bir adım ileriye nasıl taşırız? Bunun için çalışıyoruz. Üyelerimiz, çiftçilerimiz bizi takip etsinler. Biz daha çok işler yapacağız. Ayrıca şimdiye kadar Biga Ticaret Borsamızda görev alan başkanlarımıza, üyelerimize, sizlerin nezdinde onlara şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Biga Ticaret Borsası başkanı olarak, yönetim olarak, meclisimiz olarak buradan Biga halkımızı, çiftçimizi, üyelerimizi saygıyla selamlıyorum. Sizlere de bizlere bu fırsatı verdiğiniz için sizi Bahar Hanım'a ve Kadir abimize buradan çok teşekkürlerimi söylemek istiyorum ve bir röportajımızın daha sonuna geldik.
geldik. Bigat Ticaret Borsası Başkanı Bülent Paşa bizleri kabul etti ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz tekrardan. Başka bir röportajda buluşmak üzere.